Bugün sizlerle benim hayatımı, İrlanda'daki hayatımı aşırı aşırı kolaylaştıran ve çok kullanışlı olduğunu düşündüğüm uygulamalardan bahsedeceğim. İlk olarak başlamak istediğim uygulama çok da şaşırtıcı bir uygulama değil. Nedir? Buradaki banka hesabınızın mobil uygulaması. Bunu zaten Türkiye'de de yani birçok insan kullanıyor. Artık çok yaygınlaşmaya başladı böyle İş Bankası'nın ya da Ziraat'ın vesaire mobil uygulamaları. Burada da çok kullanışlı aynı şekilde. Ayrıca şundan bahsetmek istiyorum. Burada şöyle bir sistem var. Hani Türkiye'deyken bunu ben hiç görmemiştim. Şu an son bir yılda geldim mi gelmedim mi bilmiyorum ama telefonunuzla ödeme yapabiliyorsunuz. Telefonunuza wallet kısmına işte sizin kredi kartınızın bilgilerini yüklüyorsunuz ve bundan sonra yani hiçbir şekilde kredi kartınıza fiziksel olarak ihtiyaç duymuyorsunuz. Tamamen telefonunuzla her şeyi bip 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 ödeyebiliyorsunuz. Böyle bir kolaylık var yani ciddi anlamda çok hayat kolaylaştırıyor. Hem böylece mesela işte sizin maaşınız yatmış mı? Hangi gün yatıyorsa. Çünkü burada genelde haftalık yatıyor. İşte ya da atıyorum ki telefonunuzdan ödeme yapıyorsanız doğru ödemiş misiniz? İki kere mi çekmişler yoksa her şey yolunda mı falan filan. Harcamalarınızı, her şeyinizi görebilirsiniz. Onun dışında burada yapacağınız vize başvurularıdır vesaire vesaire. Bu tarz şeylerde de sizden bir bank statement istiyorlar. Statement da nedir? Sizin mesela 3 aylık, 6 aylık geriye dönük harcamalarınızı gösteren bir belge. Bu belgeyi falan online olarak çok kolay bir şekilde hani hemen isteyebilirsiniz. Onlar da size online olarak uygulamanın içerisinde gönderiyorlar. Bu şekilde yani ben çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden kesinlikle bir ilk önce banka hesabımızın online uygulaması telefonumuza bulunsun derim. Daha sonrasında geleceğim ikinci uygulama gerçekten aşırı 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 yani kullanışlı diyebilirim. TFI Live diye geçiyor sanırım. Bu uygulamanın özelliği de Dublin'deki bütün otobüs, DART, LUAS yani metro dediğimiz, tren dediğimiz sistemlerin size canlı bir şekilde ne zaman geleceğini, nerede olduklarını gösteren bir uygulama. Burada böyle harita var. Mesela haritaya girip sizin otobüsünüz şu an hangi durakta, nereden geliyor, nasıl geliyor görebilirsiniz yani. İlk başta kullanmaya başlaması birazcık karmaşık olabiliyor ama çözdükten sonra gerçekten çok kullanışlı. Çünkü Google Maps'in gösterdiği dakikalar her zaman doğru olmayabiliyor. Çünkü sanırım Google Maps bunu canlı değil de hani otobüsün kalkış saatinden tahminle yürüterek şu dakikada şu durakta olur gibi bakıyor. Ama bu TFI'de direkt siz canlı bir şekilde otobüsün nerede olduğunu görebildiğiniz için mesela atıyorum ki Google Maps'e göre geçmiş olan bir otobüs sizin TFI'nizde hala geride olabilir ve koşarak yakalayabilirsiniz falan gibi hayat kurtaran şeyler yani. Ben burada hani sürekli yollarda böyle otobüs yakalama peşinde olduğum için benim için çok kullanışlı açıkçası. O yüzden bu bir diğer uygulama size önerebileceğim. Sonrasında geliyoruz üçüncü uygulama tipi diyeyim bunu artık. Yani kesinlikle o bir tane değil sadece. Taksi uygulamaları. Ve burada birçok farklı taksi şeyi var. İşte Uber var, Bolt var, FreeNow var. Böyle farklı farklı birçok taksi şirketi. Şirketi değil de işte artık neye arla. Nedir onun ismi? Topluluk. Aman anladınız işte Uber neyse bunlardan o yani. Bir de bunları yeni indirdiğinizde ya da zaman zaman uygulama size işte şu kadar indirim, bu kadar indirim falan gibi şeyler sunuyor. O yüzden bunun da işinize yarayabileceğini düşünüyorum. Bir sonraki uygulamam birazcık fashion konuşalım. Çünkü bu uygulama sizin burada ikinci el kıyafetlerinizi satmak için kullandığınız en popüler uygulama Depop. Evet, Depop'ta arkadaşlar yani çok da mantalitesinde bir şey yok zaten zorlanacağınız. Bildiğiniz gibi Türkiye'de nasıl yapıyorsanız kıyafetinizi yüklüyorsunuz, orada özelliklerini giriyorsunuz, fiyatını ekliyorsunuz falan filan. Ama yani şu güzel bu uygulama için İrlanda'da ikinci el kullanım yani özellikle vintage modasından sonra belki de. Ama onun dışında da genel olarak da yani burada böyle charity shop denilen yerler var. Nasıl yani bağış kurumları. Siz buradan bir şey aldığınızda buradan gelen gelirler işte kanserli insanlara ya da çeşitli hastalıkları olan insanlara, çocuklara vesaire vesaire bağışlanıyor. O yüzden her şeyde böyle insanların bağış yaptığı için çok ucuza satıyorlar ve gerçekten çok güzel şeyler de var yani bu arada. O yüzden çok yaygın ikinci el kullanım. Hani kimse yani ay bu başkasına şey yani giymem ben falan değil. Herkes gayet böyle ikinci el bakınıyor. O yüzden Depop'ta da gerçekten güzel satışlar yapabilirsiniz. Ben bir hesap açtım hatta yani ve kullanıyorum. O yüzden dediğim gibi buraya gelip eşyalarınızı satmak istiyorsanız kesinlikle kullanabileceğiniz bir uygulama daha. Tinder. Of bakın bu gerçekten yine benim favori uygulamalarımdan biri.
Eventbrite, çünkü neden benim favori uygulamam? Bu uygulamanın içerisinde İrlanda'da bugün, yarın, haftaya, işte bir ay sonra nedirse olacak böyle birçok event. Bizdeki Biletix gibi bir şey yani. Evet, böyle düşünebilirsiniz. Hani Biletix gibi. Burada da bu uygulamayı indirdiğinizde bütün eventleri orada filtreler koyarak, işte bugünkü etkinlikler, yarınki etkinlikler, işte sadece İngilizce olanlar, İspanyolca etkinlikler falan filan gibi, bir de böyle çeşitli filtreleri de var. Kullanarak istediğiniz event'e ulaşabilirsiniz. Ya da hani şehirde neler oluyor yani. Hadi random böyle spontane bir yere gitmek istiyorsunuz. Bir bakalım ya, hani bugün ne var akşam, yarın ne var, işte izinliyim hadi bakalım falan dediğinizde hemen bu uygulamayı açıp oraya filtrelerinizi koyup, ya da genel tüm ne var Dublin'de bakmak istiyorsanız hiçbir filtre koymadan yine kontrol edip bilet alıp gidebilirsiniz yani. Üstelik böyle ücretsiz de birçok etkinlik oluyor. O yüzden bence bu uygulama çok iyi diye düşünüyorum. Evet, bir sonraki bahsedeceğim şey McDonald's'ın uygulaması. Neden McDonald's'ın uygulamasını indirmeliyiz? Çünkü biliyorsunuz ki burada öğrenciyiz. Doğal olarak en ucuz yolu bulmaya çalışıyoruz. McDonald's'ta bu ucuz alternatiflerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. McDonald's'ın uygulamasını indirdiğimizde orada mesela size günlük, işte bugün şöyle bir kampanya var, işte menü artı nugget, işte ya da ne bileyim wrap artı bilmem ne, aldığınız zaman şu fiyata falan gibi şeyler çıkıyor. Orada hemen size bir kod geliyor, ya da QR kod muydu tam emin değilim. Siz bunu McDonald's'a gittiğinizde hemen okutup bu menünün oradaki fiyatıyla, yani indirimli fiyatıyla sahip olabiliyorsunuz. Bu da bence gayet iyi yani. Bir sonraki uygulamamız İrlanda'da yine elimiz, kolumuz, ayağımız olan bir uygulama. Tabii ki Lip Card uygulaması arkadaşlar. Yani Lip Card uygulamasını zaten herhalde her gün kullanıyorumdur diye düşünüyorum. Çok para yüklemek istemediğim için. Lip Card bizim aslında İzmirlilerin kent kart olarak bildiği, İstanbul'da İstanbul kart mıydı? İşte bu otobüs kartımızın adı Lip Kart olarak geçiyor İrlanda'da. Ve bu Lip Kart'ı size telefonunuzdan yükleme yapma özelliği vermişler. Hani ama bu şey değil yani, tek tek işte Lip Kart numarasını yazarak falan değil. Siz bir uygulama indiriyorsunuz. Bu uygulamanın içerisinde kendi kartınızı tanımlıyorsunuz. Ve işte kredi kartı numaranızı da tanımlıyorsunuz. Bundan sonra gerçekten sizin bir 30 saniyenizi falan alıyor artık yükleme yapmak yani. O yüzden gerçekten hayat kurtaran bir uygulama. Hemen tık 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 uygulamada Lip Kart'ınızı yükleyip devam edebilirsiniz. Ben çok yüklemeyi tercih etmiyorum. Çünkü daha önce kaybettim. Yani içerisinde 20 euro falan vardı ve... Evet. Benim telefonumda bulunan bir diğer uygulama okulumun mobil uygulaması var. Bunu hangi okula yapıyor, hangi okula yapmıyor bilmiyorum ama mutlaka sorun. Yani benim okulumun yaptığı tek iyi şey diyebilirim. Gerçekten. Çünkü hani çok kullanışlı, böyle bütün devamsızlığınızı, işte mesela tatil istiyorsanız tatile gitmek istiyorum diye işte şu tarihler arasında diye seçip istek gönderebiliyorsunuz. İşte hangi günler bank holiday, hangi günler sınav günleri falan, bunları bir takvim var, takvimde görebiliyorsunuz. Okulun o hafta yapacağı etkinlik sayfası var, orada görebiliyorsunuz falan. Böyle aşırı kullanışlı, gerçekten kim yaptıysa çok güzel yapmış bir uygulama yapmışlar, okul uygulaması. Ama dediğim gibi bu sadece benim okuluma özel yani. Bu uygulama. Diğer okulların kendine ait olanları vardır. Ne kadar kullanışlıdır bilmiyorum ama okulunuzdan kontrol edebilirsiniz. Burada yine şeyden bahsedeceğim. Bütün alışveriş merkezi, süpermarketlerin, işte Marks & Spencer, Tesco, Lidl, Aldi, bunların hepsinin kendine ait tabii ki uygulamaları var. Yani bunlar herhalde Türkiye'de de var artık sanırım diye düşünüyorum. Ben Türkiye'deyken kullanmıyordum ama buradayken yani gerçekten indirim yakalamak için çok kullanışlı olabiliyor yani. Bu da bence aklınızda bulunsun. Bir de şu tipte uygulamalar var. Mesela Dublin Discover, Dublin Turistik bilmem neleri falan gibi uygulamalar var. Bunlar ne yapıyorsa Dublin'de nerelere gitmelisiniz, nereleri nasıl gezersiniz, işte buraların adreslerine, giriş ücretleri nedir falan gibi size Dublin'i keşfetmenizi, böyle güzel bir turistik gezi yapmanızı sağlayan uygulamalar. Neden olmasın yani? Bence bunlar da güzel. Vaktiniz varsa göz atabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, aslında yani genel olarak toparlamak gerekirse bu uygulamalar bu şekilde. Ben ilk geldiğimde bunları bilmediğim için böyle bir video yapmanın da yararlı olabileceğini düşündüm açıkçası yani. Çünkü bunları öğrenmek zaman alıyor. O yüzden hani buraya yeni geldiyseniz direkt elinizde hazır bulunan bir video var sizin için. Ama bunları ekstradan size bir tane ekstra ekstra bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Uygulamadan neden bahsetmek istiyorum? Çünkü ben de bir zamanlar böyle ekstradan iş olarak bu uygulamadan iş bulup
burada çalışmıştım ve o zamanlar benim hayatımı kurtarmıştı ve herkes bu uygulamaya aslında yani uygulamaya değil de bu işe diyeyim çok ilgiyle yaklaşıyor. Yani bana çok sorun olmuştu. Nasıl buldun, nasıl buldun diye. Ha ben uygulamadan bulmadım. Orası apayrı bir hikaye. Ben onları sonrasında başka bir videoda anlatırım isterseniz. Ama şimdi konumuza geliyorum. Bu uygulamalar ve nedir meslek? Dog walking. Yani dog walker diye geçiyor burada. Nedir? Bu köpek gezdiricisi oluyorsunuz aslında. Baya böyle aslında hepimizin hayali hani Türkiye'deyken konuşuruz ya. Abi yurt dışında işte köpek gezdirip para kazanıyorsun ya falan dediğimiz o meslek. Evet arkadaşlar bu mesleği bulmak için de size buraya birkaç adet farklı farklı uygulama koyacağım. İlanda kullanabileceğiniz. Ve en yararlı olanı benim için Pawshake sanırım. Pawshake'ten böyle birkaç yazan olmuştu yani ilk açtığımda uygulamayı. O yüzden hani belki biraz daha popüler olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki böyle uygulamalar ve bu tarz şeyler deneyim ve sizden işte fotoğraflar, gerçek bir kimlik olduğunuzu kanıtlamanızı vesaire istiyor. Hani hiç deneyiminiz yokken ne kadar güvenilir bir profil oluşturabilirsiniz? Çok fazla değil tabii ki. O yüzden bu konuda da artık yani orada sizin pratik zeka, nasıl kendime güven sağlarım falan gibi düşünüp bir profil oluşturmanız lazım. Ve bu şekilde size İrlanda'da köpeğini gezdirmeye ihtiyaç duyan insanlar sizinle buluşuyor. Sizi buluyor ve ondan sonra siz de onların köpeklerine bakıyorsunuz. Saatlik olarak ücret alıyorsunuz ve cash olarak alıyorsunuz genelde bunu. Ama uygulama üzerine olursa sanırım uygulamadan gönderiyorlardı. O uygulamalar da birazcık kesiyor. O yüzden ben cash almayı tercih ediyorum. Bu şekilde size ekstradan bu uygulamadan bahsetmek istedim. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ekstra iş yapmak istiyorsanız kesinlikle bakın derim yani. Kendi oturduğunuz çevrede bulabilirsiniz çok rahatlıkla. Çünkü burada herkesin köpeği var denebilir. Yani bahsetmek istediğim uygulamalar böyleydi. Çok da uzun bir video olsun istemiyorum. Böyle hemen pratik bir şekilde size bunlardan bahsettim. Çok hızlı konuştum galiba. Ve ben videolarımda hiçbir zaman bunu söylemiyorum. Hep unutuyorum. Ama lütfen arkadaşlar videoyu beğenin. Çünkü gerçekten ben iyi bir yani istikrarlı bir YouTube videosu yapan insan olmadığım için benim izlenmelerim böyle çok düşük kalıyor yani. Çünkü ne yapıyorum? Böyle 7 ayda bir falan video atıyorum. O yüzden böyle şeylere ihtiyacım var. Yani YouTube'un algoritması için beğeniye, yoruma vesaire gibi şeylere ihtiyacım var. O yüzden lütfen bu bilgileri yararlı buluyorsanız bana bunun geri dönüşünü sağlarsanız benim için de çok çok iyi olur. Bu yüzden hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Abone olmadıysanız da kanala abone olabilirsiniz. Çünkü bu da beni teşvik ediyor ve daha çok video yapmak istiyorum böylece. Bu şekildeydi söyleyeceklerim. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.